İlişte gerçekten bir çevre katliamı, bir facia yaşandı. Arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi 9 canımızla ilgili şu anda herhangi bir haber alınamıyor. Ama saatler ilerledikçe umutlarımız da tükeniyor. Bu konuyla ilgili geçmişte birçok mecliste değerlendirmeler, bu konuyla ilgili raporlar ortaya konuldu arkadaşlar. İliç faciası Dün oldu ama gelişiyle ilgili her türlü eleştiri, her türlü rapor, her türlü o bölgeyle ilgili ortaya çıkmış tehditler ifade edildi. Ama bu iktidar, gözünü rant bürümüş bu iktidar bütün raporlara kulaklarının tıkadığı, orayla ilgili bütün ortaya koyulan endişeleri duymazdan geldi. Bakın 2021 yılında milletvekillerimiz mecliste bunu konuştu. Birçok milletvekilimiz o bölgeyle ilgili raporlar sundu. Çevre ve doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız o günlerde heyetle gitti. O bölgede oluşabilecek bir olumsuzluğu dile getirdi. Ama bu kartellerle bu ülke dışındaki bu doğayı katleden bu firmalarla ortaklaşanlar bundan sorumludur. Şimdi taziye dileyerek veyahut da ölenlerimize rahmet dileyerek bu işin altından kalkamazlar. Şimdi bir başka tehditle karşı karşıyayız. Hemen arkamda arkadaşlarımız tabii daha ileri gidemediğimiz için buradan çekim yapılıyor şu anda. Burası içinde yarın aynı tehdit söz konusu olabilir. Çünkü burada da siyanürlü havuz var. Burada da siyanürle altın madeni işletiliyor ve şu anda da büyümesi için de çet rapor alınmaya çalışılıyor. Daha da fazla alanın kullanılması için çet raporu alınmaya çalışılıyor. Burada geçmiş dönemlerde de eylem yaptık bütün arkadaşlarımızla. Buranın nasıl bir tehdit oluşturduğunu söyledik ama kulak tıkadılar. Oradaki havza, oradaki havuz patladığı anda Elekçi Deresi'ne ve karışır ve bütün Fatsa'yı değil belki Karadeniz'i bile tehdit eder hale gelebilir. Yetkilileri uyarıyoruz. Burayla ilgili tedbir almaya davet ediyoruz. Yarın felaket olduktan sonra ahlamanın, vahlamanın bir alemi yok. Taziye dilemenin, geçmiş olsun demenin bir alemi yok. Şimdiden tedbirlerinizi alın. Gerçekten işletme amacına uygun yapılıyor mu? Burada ciddi bir tehdit var. Bu anlamda bir an önce buranın kapatılması ve bu tehditin ortadan kaldırması için yetkilileri bugünden uyarıyoruz. Böyle bir ileşte yaşanmış bir felaketi burada yaşamak istemiyoruz. E burası ruhsatlandırılırken kim buraya rapor vermiştir? Hangi yerel ve merkezi idare buna göz yummuştur veya ortak olmuştur? Bugün İstanbul'a aday olan, Büyükşehir Belediye Başkanı aday olan Murat Kurum o gün bakanlık koltuğunda otururken buraların büyümesi için ÇET raporunun oluşması için onay vermiş midir? Buralarla ilgili kararların altında imzası var mıdır? Bunu da göstersinler, milletimizin açıklasınlar, sorumluları da bulsunlar.